Aile ekonomisinden herkese merhaba efendim. Ben Gözde Kuyumcu. Başlıyoruz. Profesör Doktor Saad Uzunoğlu hocamız stüdyoda. Evet. Hoş geldiniz paraya, hocam. Paraya kıydık. Vallahi yani tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum aynı zamanda. Evet, çünkü izlerken seyircilerimiz de diyor ki Saad Hoca neden stüdyoya hiç gelmiyor? Aramız bozuk salmışlar. Yok, ben özlediğim için geldim. Ay, çok zaten. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Ayağınıza sağlık. Anlaşılabilir tabii ki tüm şeyler. Biz de o yüzden aile ekonomisinde nereden neyi nasıl artırsak da bir araya getirsek falan diye. İşte o minvalde. Benzin 22, mazot 26 olunca. Yani bir depo gidiyor mu? Yarım depodur yani sizin geldin, git gele. Geldin gittin. Biraz da İstanbul içinde gezdiniz, hareket ettin. Gezdiniz falan. Bir depo. Bir depo gidiyor evet. Değil mi? İşte evet. O da bayağı bir meblağa denk geliyor tabii maalesef. Şimdi biz bugün biraz yine gıda tarafından aslında evet. Değerlendirme yapacağız. Gıda israfı ile ilgili. Aslında benim tabii konuşmak istediğim şuydu. Geçen gün restorandayken çok fazla böyle porsiyonlar aşırı büyüktü. Hani çok fazla yenmedi işte filan. Bir bakıyorum etraftaki masalarda işte onlar tabii hep çöpe gidiyor vesaire. Hemen Saad Hoca'ya yazdım. Dedim ki hocam dedim keşke bu gramajlar biraz düşse. Ondan sonra fiyatlar da hem biraz azalmış olur. Çünkü işte şeyler biliyorsunuz işte gidiyor. Kimse de mesela hani Avrupa'da çok böyle biliyorsunuz yaygındır. Hani kalan tabaktaki yemeği mutlaka alırlar. Ya daha sonra işte tüketmek için ya da işte evde belki varsa kemikleri mesela toplarlar işte hayvanı varsa evde götürür vesaire böyle. Oradan konu açılınca sadece neden olmasın konuşalım dedi. Ne yapalım ne edelim biraz böyle konuşacağız bugün. Şimdi aslında şimdi miktar konusuna girmeyeceğim çünkü miktarları düşürme yerine daha yapılması gereken bir kere bu açık büfe biliyorsun bir de serpme kahvaltı hikayesi var. Tabii. Yani o yani yemediğin birçok şey kalıyor gerçekten. Hani onları paketlettiremezsin de yani. Anlatabildim mi? Yani hani nasıl paketlenecek ki onlar? Ancak evde atık olarak kullanırsın. Başka bir şey olmaz. Kahvaltıda özellikle. Biz mutlaka bu açık büfe veyahut da serpme hikayesinde mi çıkmamız lazım önce? Yani herkes ihtiyacı kadar, yiyebileceği kadar alması lazım. Şimdi miktar açısından da bakarsam, evet restoranlarda büyük miktarda koyabiliyorlar. Bazı ülkelerde de öyledir zaten. Önce bir gözünü doyurdular. Amerika bunlardan bir tanesidir. Salata yani, söylersin, leğende yani, gelir evet, böyle. Yani, kocaman falan gelir. Yiyemezsin. Ama yiyemediğin zaman ne yaparlar? Paketleyelim mi derler. Yani bir kere garson ona alışmıştır. Kültür yani, olarak orada kültür var yani. Kültür olarak alışmıştır. Der ki evet. Paketleyelim mi? Ve ne yaparsın? Onu paketlettiririz. Ve eve götürürsün. Bir öğün daha götürür o seni. Yani atık olmaz bu. Fakat bizde böyle şey var. İşte pizzanın örneğin 3'te 2'sini yemişsin. 3'te 1'ini kalmış. Diyorsun ki ya ayıp olur. Ya ayıp olacak bir şey yok ki yani. Ne olacak? Bir paket olacak. Bir pakete paketin içinde size onu teslim edecekler. Yani ayıp olacak bir şey yok. Biz sanki hani Avrupalı'dan, Amerikalı'dan daha zenginmişiz gibi. Özellikle restoranlar açısından girdik. Başka yerlere de gideceğiz şimdi. Ama restoranlarda artan yemekleri mutlaka bizim paketletip eve götürmemiz lazım. Yani kullanmak için, tekrar onu tüketmek için kullanmamız lazım. Gıda son derece önemli. Yani bütün dünya şu anda bence dünyayı en büyük tehdit eden faktörlerden bir tanesi gıda konusu. Yani enerji diyoruz ama bir o kadar da gıda güvenliği son derece önemli. Şimdi eğer biz gıdayı sahip çıkamazsak, yani dünyada hani şu kadar aç demeyeceğim, yani açlık sorunu büyük ölçüde en azından yani çözülmüş gibi görünüyor ama tabii beslenme ayrı bir şey. Yani açlıkla beslenme arasında hani evet. Doymakla beslenme arasında ciddi bir fark var. Bir kere evet karnımız doyabiliyor. Bu da tabii gıdaların kalitesiyle kaliteli mi kalitesiz mi onu hiç ayırmadan tüketiyoruz. İşte geçen Twitter'da da gördüm çok ünlü bir markanın işte ihracatta baharatları. İşte, bazı şeyleri kanserojen çıkmış diye. O doğrudur doğru değildir ama bunlar eğer gerçekten şeyse böyle bu tür
denetimlerin artırılması aslında son derece önemli. Bizde maalesef hala işte merdiven altı üretim dediğimiz, yani merdivenin altında üretmiyor da ama kayıt dışı üretim nedeniyle denetlenemeyen ciddi bir gıda sektörümüz var. Dolayısıyla bu işte sebze meyvenin doğru ilaçlanmasından tutun, işte organik diye satılan birçok şeyin organik olmadığını biliyoruz. Üzerinden büyük bir elektrik hattı geçiyor. Sen onun altındaki ürüne organik diye satıyorsun. Bir de iki katı fiyatla satıyorsun marketlerde. Dolayısıyla onun da biraz inandırıcılığı sorgulanır hale geldi değil ya mi? Ya tabii ki yani işte bal alıyorsun, işte bu köyden diyorsun. Orada da başka şey yapılıyor. Yani bu enflasyon gerçekten hani ahlaki bir problem yaratıyor ya insanlarda. Gerçekten ahlaki bir problem yaratıyor. Enflasyonun olduğu dönemlerde bu olay çok daha farklı boyutlara taşınabiliyor. Yani gıdada öyle, evde öyle, işte şeyde, kirada değil mi? Her mesela şeyde, barınma yani, sorunu. Tabii tabii yani barınma sorununda da yani şimdi kiraları duyuyorum İstanbul'da kiraları. Yani böyle 20-25 bin lira falan. Yani 20-25 bin lirayı ödeyebilmesi için ya bakın 100 bin lira para kazanması lazım. Bir kişinin ki yani aileye 100 bin lira para girmesi lazım ki onun %25'ini kiraya versin. Bir de bunun elektrik, doğalgaz, suyu falan var. Şimdi fiyatlara baktığım zaman yani demek ki o zaman orta düzey bir evde yaşayabilmek için yani örnek vereyim işte AK Merkez'in karşı sokağı içinde 2+1'de oturabilmen için orta gelirli onun içinde cebinde 100 bin TL yani daha doğrusu her ay 100 bin şimdi TL. Şimdi orta gelirli oralarda çok oturamayabilir mesela yani dediğiniz gibi. Artık orta gelirli kavramımızı o da nedir onu da bilemiyoruz ya. Revize ediyoruz. Ben bir kere hesaplayıp 40 bin TL dedim. aman. Eve dedim eğer 40 bin TL girmiyorsa orta gelirli falan değilsin. Yani kusura bakma demiştim. Çok tepki geldi. Aa çok büyük para falan diye. Şimdi o rakam herhalde 60-70 bin lira civarına yükseldi. Daha da yükselmiş de olabilir çünkü belki. Çünkü işte en ucuz ev 8 bin TL. En ucuz ev. Duyduğum en ucuz ev. Bakıyorum şeyde de işte hani kiralama sitelerine bakıyorum. Bunda biraz hani İstanbul çeperi dışında ve hani eski bakım gerektiren falan da olabilir. Bir de ciddi anlamda ne yapıyorsun? Tabii. İçine harcama yapıyorsun bunlar için. Dolayısıyla bizim bir kere yani her şeyde bir ahlaki çöküntü mevcut. İşte bu ahlaki çöküntü gıdaya da yansıyor. Yani birçok gıdada örneğin 1 kilo diye bildiğimiz veya 500 gram diye bildiğimiz ürünün miktarının azaldığını görüyoruz örneğin marketlerde. Küçüldüğünü görüyoruz. Veya büyük paketlerle satılan ürünlerin artık bölünerek satıldığını görüyoruz. Şey de öyle işte nedir lahanayı da biliyorsun dörde bölerek ne yapıyor? Satıyor pazarda. Belki doğrusu da o da olabilir. Tabii çok büyük onu, zaten onu bu arada. Yani eğer iki kişilik mesela benim gibi bir aile ise evet. Çok evet. Da büyük yani o kadar büyük de almanın bir manası var mı? Çöpe hani gidiyor. Atılıyor yani. Evet. Sonuçta bakın bizim meyve atıklarımız, sebze atıklarımız evde veyahut da işte peynirdir, şudur budur. O kadar çok atığımız var ki hani dayanıklı olanı tamam tutuyoruz. Onu da doğru koruyor muyuz? O da ayrı. Bu sefer evde işte böcekler, şeyler, nedir güve derler, işte evet. Sinekler uçuşmaya başlıyor yiyeceklerin içinde. Ya onun içine bir tuz koysa ne bileyim. Defne yaprağı çok iyi olur. Defne yaprağı, tuz, bu tür ne bileyim fasulye gibi, nohut gibi şeylerin içine. En azından bunu engeller ama yani biz onu saklamayı da gerçekten çok iyi bilmiyoruz. Hangi ürünü, hangi koşullarda saklarız. Bunları araştırmadan hareket ediyoruz. İşte ben de işte bahçeden işte mandalina topladım bu hafta sonu. Şimdi nasıl koruyacağımı bir türlü çözemiyorum. Yani nasıl koruyacağız? Buzdolabında da yani. İşte buzdolabında olmayacak. Tamam da yani ne kadar koyacaksın? Buzdolabına koyacaksın.
Yani ne işte, yapmaya karar verdiniz? Mandalina reçeli falan sana, dermişiz. Sana veririz ben. Artık birazını da. Sana getiririm birazını. Bizde hiçbir şey gerçekten yenmiyor. O kadar yok, yani. Paylaşacağız. Başka evet. Çaresi yok. Paylaşmadan olmuyor. Onun için de paylaşıyoruz şimdi. Evet, topladım bayağı emek verdim ama sonuçta bunu paylaşarak ne yapacağız? Aslında Edirne'den geliyordunuz. Peynir siparişi verecektik size. Edirne'den unuttuk tabii. Edirne'den değil, Altınoluk'tan ben geliyorum. Onun için zaten orada topladım. Dolayısıyla çok ciddi bir atığımız var gerçekten. Bunları bizim bir kere evde kiler mantığımız vardı mesela bizim. Yani değil mi? Kiler mantığımız vardı. Ya kiler de çok güzel saklayabilirdik. Evlerde şimdi işte yapıyoruz evlerimizi. Bir kiler, küçücük bir kileri yapmadan bırakıyoruz. Bazen yiyeceklerin işte yere serilip işte soğuk bir ortamda kalması lazım. Ama ev tamamen kaloriferli olduğu için evde bu tür şeyleri saklaman artık mümkün değil. Dolayısıyla bu kiler mantığını belki biraz farklı bir şekilde özellikle bahçeli evlerde falan mutlaka insanların kendilerine soğuk hava deposu demiyorum ama yani bir kiler yapması, en azından soğuk bir ortamda yiyeceklerini saklayabileceği bir yer yapması gerekiyor. Şart yani. Bunları saklamamız lazım. Hiçbir şeyi atık hale getirmememiz balkon gerekiyor. Balkon varsa kışın rahat. Yani balkona evet. Tabii koyan oluyor. Ya balkonun genişse tamam. Oluyor ama balkonlarda da şimdi işte Fransız tarzı balkonlar var şimdi. Orada ferforjeli falan filan böyle oradan falan. Patatesler, soğanlar yani, dışarıdan geçenler bakıyor. Bir de tabii ya ortam da çok tozlu. Şimdi şehirler sürekli şehirde bir i̇nşaat. Hareket, inşaat var. Evet. Bitmiyor yani. Bitmiyor. Benim evimin önünde şey. De şu anda inşaat başladı. Her yer tozlu muhammet. Bitsin o, yanındaki başlayacak. Evet, o bitecek, arkasındaki başlayacak. Dolayısıyla sürekli şehirde bir toz soluyoruz aslında. Yani her yerde sürekli bir toz var. Yani balkona bir şeyi koyup da ya orada bir saklayalım falan demen o kadar zor ki. Bu mecburen işte naylonların içine ne yapacaksın? Paket diyeceksin. O şekilde şey yapacaksın, saklayacaksın. Tozlu ortamdayız. Buzdolabını doğru kullanmamız lazım. Belki eğer gerçekten bu tür ürünleri uzun vadeli saklamak istiyorsak işte dip priz dediğimiz biraz daha hani yatay buzdolabı diyelim ona alıp biraz depolayıp onun içinde mevsiminde belki bir şeyleri yememiz lazım. Çünkü mevsiminde yemediğimiz şeylerde de mesela ya domatesin tadını ben mesela şu andan itibaren alamam. Artık alınmaz. Tadını alamam ama domates var mı? Var. Serada üretiliyor mu? Üretiliyor. İşte ne kadar güvenli o da ayrı bir konserveler konu. Kurulmadı mı? Ya konserveleri yaptık. Yani yazdan. Onları yaptık biz yazın hep çalıştık. Yazın ben de çalıştım. Her şeyi aynen öyle. Her şeyi hazırladık. Sağ olsun benim abla o işi çözdü bu harika. Sene. Harika. Bırakmış ben de unuttum tabii almayı ama tekrar gideceğim bırakır mıyım? Tekrar gidip alıp geleceğim. Ama bunu gerçekten yazın yapmak lazım. Çünkü tarla domatesinin tadını marketteki domateslerde bulmam mümkün değil. Evet. Bir hocam de, ama bu sene işte şey de çok konuşuldu ya. Yani ben kendim yaptığım için bunu gönül rahatlığıyla söylüyorum. Maliyetler çok yüksekti. Yani cam şişeler işte alıyorsunuz. Şeyin cam şişenin kapağı olmuş kaç lira. Yani şişeyi alıyorsun. Hadi onu yaptın domates. Kaç paraydı şişe? Şimdi. Valla ben toplu aldığım için hatırlamıyorum ama ben ciddi bir para verdim yani. Hani domates konservesi kuracağız diye bir asgari ücret gitmiş olabilir yani. Ama tabii biz 3 aile olarak hani tamam. Kalabalık yapıyoruz. Tamam, öyle abartmayayım yani öyle, o yüzden. Öyle olunca daha iyi. Yoksa hani böyle yapmıyorsun böyle yapıyormuş gibi yapıyorsun diye. Annem canlı yayına bağlansın anlatsın. Ama şöyle söyleyeyim 6 TL civarındaydı kavanoz. Bir de 1 lira civarında, 1-1,5 lira civarında kapaklar, da tabii, kapak tabii, vardı. 2 lira falan. Şey de var yani indirimde işte internette indirim sitelerde falan vardı ama sadece yani bak sadece kapak ve şey 7 TL. Düşün 700 işte gramlık bir şey 7 TL oradan gidiyor. İşte domatesini aldın. Domatesi. Hadi bol olduğu zaman da kilosunu ya, kaçtan aldınız? Siz en, söyleyin. Şöyle söyleyeyim yani çok büyük miktarda alındığında minimum 5 TL'den bulunabildi. 5'e ben hiç görmedim ama. 7,5. Tabii 7,5 ortalama. Tabii. Ama biz gerçekten büyük miktarda tarladan alındığı için
5 TL üzerinden alındı. 5 TL'lik şeyi 700'e ancak çıkartırsın. Dolayısıyla 13-14 lira, 20 lira civarında tabii, herhalde tabii maliyeti var. Bir de tabii onun işte iş kaynaması, gücü, elektrik, şusu, elektrik, kaynatıyorsun, yani, doğalgaz. O iş gücü, iş gücünü söyleyemem. Yani inanılmaz bir rakam. Yani tabii evde bazı şeyleri yapmak zor ama şimdi kışında ne yapıyorsun? Daha rahat hareket rahat ediyorsun. Oluyor. Ya benim en büyük korkularımdan bir tanesi bizim aslında bu gıdalarla ilgili. Hı-hı. Gerçekten şimdi şey yapılıyor. Devlet araştırıyor, analiz ediyor kamu ve zehirli olanı veya yenilmemesi gereken ürünleri resmi gazetede yayınlıyor. Bunun hiçbir anlamı yok. Neden anlamı yok? Resmi gazeteyi ben okuyorum. Tabii. Yani resmi gazeteyi vatandaş okumuyor ki. Bunun yerine nasıl kamu spotu veriliyorsa. Böyle televizyonlarda ifşa edip ne yapalım rezil mi edin? Ama hayır, yani rezil ederim değil. Kamu spotu verilip gazetelerde. Tabii. Bunun bakın şu ürünlerin şu şeylerini almayın. Yani şu ürünleri almayın. Bunlar da şöyle bir şey çıktı. Ama bakın cezalandırmadığın zaman yapmaya devam ediyor. Tabii tabii. Veyahut da diyor ki ceza o kadar az caydırıcı ki. Onu ödüyor veya şirketi kapatıyor, başka bir şirkette gene devam ediyor. 3-5 tane şirketi var, orasını kapatıyor, oradan devam ediyor. Yani bu artık alışkanlığa dönüşmüş. Ama bu biz gerçekten güvenli gıda oluşturamazsak bu kamuya sağlık harcaması olarak ne yapmaya başlıyor? Yansımaya başlıyor. Bizim sağlığımız bozulmaya başlıyor. Bu sefer başka ilaçlar alıyoruz. İlacı vücuttan atabilmek için başka ilacı kullanmak zorunda kalıyoruz. O nedenle bu iş bir kere kamuyla çözülecek bir olay. Bunun da kökeni nedir? Aslında gene gideriz kooperatiflere gideriz. Kooperatiflerle, çünkü denetimi yapabileceğiniz yer ilk üretildiği yerde bir kere kooperatiflerde insan gücü de olduğu için, analiz yapabileceğiniz her türlü laboratuvarda olduğu için bütün alımları ne yaparsınız? Düzgün bir şekilde yaparsınız ve düzgün bir şekilde piyasaya bunlar çıkar veya marketlere bu şekilde verilir. Ama o kadar yanlış yöntemlerle üretiliyor ki, yani inanılmaz, yani o tarımdaki durumumuz gerçekten işler acısı. Zaman zaman da zaten ihracatta biliyorsun işte portakalımız dönüyor, efendim narenciyemiz dönüyor, domatesimiz dönüyor. Tabii. Yani bunların hepsi çok ciddi riskler bizim hayatımız için. Çünkü ya bir düşünmesi lazım, ben bunu yapıyorum ama ben kendi çocuğuma yediriyor muyum acaba? Kendi çocuğuna yediriyor mu? O çok büyük ihracat yapan veyahut da çok büyük ihracat demeyelim, ihracatçı alıyor çünkü. Üreten acaba düşünüyor mu ya, ben bunu çocuğuma yedireceğim. Yani bu ilacı atıyorum ama bu gerçekten yararlı mı zararlı mı, bunu şey yapmak lazım. Tabii bunun için de tarım politikalarında olması lazım. Bir vadide sadece tek bir ürünün ekilmesi lazım aslında. Biz ne yapıyoruz? Vadide bir sürü karışık ürün. Bir ürüne birisi başka ilaç atıyor. Ötekine öteki ilaç atıyor. Onlar birbiriyle karışıyor. Öyle. Yani inanılmaz bir karmaşa var. Ama dolayısıyla fiyatlar yüksek. Biz de ne yapıyoruz? Domates konservesi belki kuramıyoruz. Ondan sonra işte gıda israfı her yerden işte alıyoruz. Belki yiyip atamıyoruz. Evet. 2-3 gün bir yere gittiğin zaman daha doğrusu, ya o salatalıklar gibi falan şeyler. Ne hale geliyor biliyorsun buzdolabında. Evet. Yani gerçekten yani kağıt havlulara sarın. Ya kağıt havlulara sarıyoruz. O da mali. Yine de hayır, kağıt havluya sar veyahut da işte okuduğun gazeteyi o şekilde kullan, tamam, ama orada da içeride nasıl bozulduğunu şeylerin görüyoruz. Hı hı. Yani o buzun veyahut da diğer ürünlerin saratılmasında yapılan işlemler, yani bunun için bizim gerçekten şu artık gıdayı bir güvenlik konusu olarak, yani nasıl sınırlarımızı koruyorsak gıdayı da korumak için mutlaka önlem almamız lazım. O yüzden gıda israfı için de daha çok çalışmak gerekiyor herhalde. Çok çalışmak, İşin çok bilinçlendirmek lazım. Siz tabii böyle en başından hani başlayarak anlattınız. Evet, evet. Son kertede de yapılabilecek ama şeyler var. Ama bir de utanmayalım. Ufak. Yani lütfen şu restoranlarda arttığı zaman utanmayalım. Evet. Ne yapalım? Paketletirelim. Evimize götürelim. Hı hı. Elimde taşımayayım. Yani tabii koy çantanın içine, yani biraz büyük çantayla dolaşma. Yani anlatabildim mi? Yani ya bir şekilde çözersin o sorunu. Veyahut da az bir tabak isteyin.
paylaşın. O paylaşın. Ondan sonra bir daha isteyin. Doymadığınızda bir daha isteyelim. Bunda ayıp olacak bir şey yok yani. Peki. Ama biz biraz müsrifiz o konularda. Peki hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ayağınıza ederim. Ayağınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Önümüzdeki hafta yine görüşmek dileğiyle umarım. Diyelim. Aile ekonomisini burada noktalıyoruz. Az sonra seans ortasında tekrar karşınızda olacağım. Hoşçakalın.